Yönetimi yarın ve sonraki gün yapılacak kurultaya hazırlanırken partinin hatipleri muhalefeti elden bırakmıyor. Murali Remince bugün kameraların karşısına geçti ve son bir hafta içindeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Meclis açık olmadığı için dün de hafta sonuydu. Olayları toparlayıp hepsine birden yanıt verelim dedik. Öyle de yaptı zaten. Gündemin sıcak konularına tek tek satır başlarıyla değindi Muharrem İnce. Yine bugünlerde bir flört söz konusu. Bir yeni bir parti evliliği söz konusu. Önce Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçme hazırlıklarından bahsetti. Tesadüfen karşılaştığı Numan Kurtulmuş'la 2 ay önce havaalanında yaptıkları sohbeti anlattı. O yarım saatlik sohbetimizde bunların nasıl zenginleştiklerini, artık nasıl dinden imandan uzaklaştıklarını anlatmıştı bana Sayın Kurtulmuş. Türkiye batmış, Numan Kurtulmuş. İnce Kurtulmuş'tan sonra konuyu AK Parti'nin stadyumlarda düzenlediği ilk kongrelerine getirdi. Stadyumları geziyor, kongreler yapıyor. Hatırlarsanız 19 Mayıs'larda stadyumları bu millete yasaklamışlardı. Meğer o stadyumları niye yasaklıyorlar diye düşünüyorduk. Meğer arkadaşlara lazımmış. Bahçeli Evler katliamının mahkumları son çıkan 3. yargı paketiyle tahliye edilmişlerdi. Kültür Bakanı Günay, yargının bu kararı üzerine vicdanım sızlıyor demişti. Yine bir başka konu. Katillerin tahliyesi. Bizim il başkanlarımızı öldüren, cinayet işleyen katiller AKP'nin 3. yargı paketi sayesinde serbest kaldılar. Sayın Günay ise bilmeden katkım oldu, vicdanım sızlıyor dedi. Ertuğrul Günaydın'a şunu demek istiyorum. Vicdan kırmızı plakalı araba değildir. İnce son olarak düşen Türk jetini hatırlatarak hükümeti eleştirdi. Bu ülkenin dış politikası ayağa düştü. Bu ülke rezil kepaze oldu dış politika anlamında.